Merhaba arkadaşlar etkili matematik soru bankası asal sayılar konusu set 87 birinci soru x y ve z birbirinden farklı asal sayılardır x kare eksi y kare eşittir z olduğuna göre z sayısı kaçtır diyor şimdi burada iki kare farkı var arkadaşlar x kare eksi y kareyi şöyle açarsak bakın x eksi y çarpı x artı y eşittir z yani iki tane sayının farkı ve toplamının çarpımı Z sayısını veriyormuş ve bunlar da birbirinden farklı asal sayılarmış. Şimdi şıklardan başlarsak arkadaşlar. Bir kere şu 2 ve 3 olmaz. Zaten 1 ve 2 çarpanı var. 1 ve 3 çarpanı var. Birbirinden farklı çarpanlar değil ve asal da değil daha doğrusu 1 olduğu için. Şimdi 5'ten başlasak mesela şöyle desek Z 5 olursa x'e 3, y'ye 2 verdiğimizi düşünün bakın. 3-2'den burası 1. Şurası da 3 artı 2'den. Şurası da 5. Bizim istediğimiz ifadeye uyuyor. Dolayısıyla z sayısı 5'tir. Cevap c. 7 için düşünürsek arkadaşlar. Bunun çarpım 1 çarpı 7'dir. E, toplamı 7 olan farkı 1 olan asal sayılar yok. E, 5 ve 2 var toplamı. 7 olan fakat onların farkı 1 değil olmaz. 9 zaten asal bir sayı değil arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı da olmaz. İkinci soru A, B, C, D ve E ardışık pozitif tam sayılardır diyor. İfadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Burada isterseniz değer verebilirsiniz. İsterseniz X gibi bir sayı ile ifade edebilirsiniz. X, X artı 1 diye değer de verebiliriz. Şurada mesela 1, 2, 3, 4, 5 verebiliriz. Ya da şöyle bir şık daha sağlaması adına farklı görmek adına şöyle 2, 3, 4, 5, 6 da verebilirsiniz. Mesela birinci şıkka bakarsak A diyor yani 1, C yani 3 ve e, e burada da 5 aralarında asaldır. Evet bu uyabiliyor. Fakat ikinci şıktan da bir deneyelim tekrar. A dediğimiz bu sefer 2 oluyor bakın. C dediğimizde 4 oluyor burada mesela bozuldu bir tane olumsuz ifade bulduğunuz zaman yargı kesinlikle doğru olmaktan çıkar arkadaşlar dolayısıyla birinci şık kesinlikle doğru değil B ve D sayıları diyor aralarında asaldır B 2 mesela D de burada 4 şu birinci şıktan görürsek hayır bunlar aralarında asal değil bakın ortak bölenleri var Dolayısıyla ikinci şık da doğru değil. D ve E sayıdır. D ve E sayıları aralarında asaldır. Şimdi arkadaşlar ardışık sayılar bakın D ve E zaten ardışıklar birbirinin ardında. Ee, kesinlikle aralarında asaldır. Çünkü ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır. Bunu yani değer vermeden de e, kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü şık doğru. Gruptaki tüm asal sayıların toplamı tektir diyor. Mesela birincisi için gruptaki asal sayılar kimler? 2 var. 3 var ve 5 var bakın bunları topladığımız zaman 5 3 8 2 de elde 10 dedik toplamı tek olmuyor bakın ilk şıkta da bu eleniyor dolayısıyla bu ifade de kesinlikle doğrudur diyemeyiz dolayısıyla sadece doğru olan yalnız 3'tür cevabımız D şıkkı üçüncü soru yukarıda verilen kareler içerisindeki A ve B asal sayılarının farkı veya toplamı alınıp bir sonraki karenin içerisine yazılıyor C ile D sayılarının çarpımı E asal sayısını verdiğine göre diyor. A çarpı B çarpı E çarpımının sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada en küçük 2 ve 3 asalı ile başlayabiliriz arkadaşlar. Mesela şuraya 3 desek şuraya da 2 desek bunun toplamı ne olur? 5 olur. Şuraya 3 dedik 2 dedik bunun farkı 1 oldu. Bununla da bunu çarptığımız zaman şurası 5 oldu. Bakalım ne sağlayacak bize. A 3 oldu B 2 oldu. Ve e de 5 oldu. 6 çarpı 5'ten 30. Evet bu şıkkı bulduk. Biraz bunu şıklarla deneme ile alakalı arkadaşlar. Diyelim ki burada bulamadınız. Şeyleri değiştireceksiniz. 3-5 yazabilirsiniz. 5-7 yazabilirsiniz vesaire. Bir şekilde bunu deneyerek şıklardan da bulabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak.